arkadaşlar. Evet, 5. önermeyle karşınızdayız. Arşimed'in 15 önermesine tek tek bakacağız. Evet, 5.'deyiz. Hemen şunlara eş 2 tane şekil çizdim arkadaşlar. Çünkü hem iyi görün şekil karışmasın diye. Çünkü iki çembere ayrı uygulayacağız. Ayrı işlemler uygulayacağız. A, B, C, D. Şu da X1, X2, X3. Evet, bunlar aynı şekiller arkadaşlar ama ben birinci de buna yoğunlaşacağım, ikinci de şuna yoğunlaşacağım. Y1, Y2, Y3 yine aynı. A, B, C, D. Şimdi burada arkadaşlar, şimdi bize verilenleri tek tek yazalım. Ne verilmiş? Birincisi verilenler. Birincisi şu O1, şu da O2. AD, DB ve BAB çaplı yarım daireler. Yarım daireler verilmiş. İkincisi CDAB diktir demiş. CD diktir AB. Evet, iki tane yetiyor zaten. Üçüncüsü X1, X2, X3 teğettir arkadaşlar. X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3 teğettir. Yani değme noktalarında çemberler birbirine teğettir arkadaşlar. Şuralarda çember, buralarda doğru birbirine teğettir. Evet, bizden ne istiyor arkadaşlar? Çok ilginç bir şekilde bu çemberler eş midir diyor. Bu çemberlerin eşit olduğunu gösterin diyor daha doğrusu bir şekilde. Eşit, O1, O2 merkezli çemberlerin O1, O2 merkezli çemberlerin eş olduklarını gösteriniz. Eş olduklarını gösterimiz. Evet, bu çemberleri ne yapacağız arkadaşlar? Eş olduğunu göstereceğiz. Burada bu çemberi hesaplayacağım, orada diğer çemberin birbirine eş olduğunu hesaplayacağım. Evet, bunun için arkadaşlar hemen şuradan bir çap alıyoruz. O1 merkezli. Biliyorsunuz önerme 1'den şu noktaları doğrusal olduğunu kanıtlamıştık arkadaşlar. O zaman şu noktalar nedir arkadaşlar? Doğrusaldır, değil mi? Evet, şu noktalar doğrusaldır. Evet, önerme 1'in ikinci kısmında daireler dıştan teğetse de kanıtlamıştık. Şunlar doğrusaldır. Şunlar doğrusaldır, değil mi? Evet. Bunu da kanıtlamıştık. Burası dik olduğunu biliyoruz zaten. Bunu dışa doğru uzatıyoruz arkadaşlar. Bu dikmeyi dışa doğru uzatıyoruz. Şöyle bir üçgen oluşturuyoruz. Evet, şöyle bir üçgen. Şimdi evet, şu O2 hiç görmüyoruz arkadaşlar. Şunu da uzatıyoruz. Şöyle kalsın. Şimdi burada şunu göreceğiz arkadaşlar. Bu dikme, şu da dikme. Ben şunu birleştirsem, üçüncüye indirdiğim kenara da dik olacak. Bu dikme aynı zamanda dairenin üzerinde olduğu için arkadaşlar. Yani şurası ne oluyor? Şöyle noktalı çizelim daha güzel görünsün. Şurası. Evet. Doğrusal oluyor, burası da dik oluyor. Bir daha sebebi söylüyorum arkadaşlar. Üçgenlerde dikmeler aynı noktada kesir. Yani buradan indirdiğin dikme, buradan indirdiğin dikme, buradan indirdiğin dikme hepsi buradan geçer. O zaman şöyle hepsinin bir yerde geçmesi için arkadaşlar ve bu da çapı gören açı 90 derece olduğu için tam şurada ne olur? Kesişirler. Evet. Böylece bitti hemen, değil mi özelliği? Evet, şimdi şuraya X dersek arkadaşlar. Şuraya A dersek, şuraya da B dersek. Evet.
Bu üçgenlerin yarı çapını bulacağız. Çapını da bulabilirsiniz. Aynı şey. Şöyle x diyelim. Evet, şimdi şöyle bir şey görmemiz lazım. AD DB eşit AD BD bölü BA. Şunu dikmeyi de gösterelim. Şurası dikse arkadaşlar, şurası da diktir çapı gördüğü için. Şu x1, x2, x2. Burada dikse o zaman burası nedir? Buraya paraleldir. Ök şeyi uyguluyorum. Thales teoremi, benzerlik. BD bölü ya da direkt yapalım, karıştırmayın arkadaşlar. AD bölü DB eşittir. AD bölü DB eşittir. Şuraya E noktası diyelim. Önemli çünkü. Şuraya da F diyelim. Ortak karışıklık yok. Evet, AE bölü EF. EF. Evet, yani AD bölü DB neydi? A bölü B'ydi. O zaman AE bölü EF de nedir? A bölü B olur. Yani şurası AK ise şurası BK olur. Değil mi? Şimdi tam tersten arkadaşlar, şöyle şurası dik teğet olduğu için, burası buraya paralel olduğu için şuraya bir benzerlik uygularsam, yani BK bölü AK artı BK eşittir nedir? X bölü ya da 2X bölü yarıçapı bulursanız. Biz hepsine mi isteyelim? Yarıçaplan. Yarıçapına X diyelim. 2X bölü A olur. Buradan K'lar gider. A ne yapar burası? AB bölü, şu an hepsine X diyelim arkadaşlar. 2 ile uğraşmayalım. Hepsine ne diyelim? Hiç merkezi katmayalım. Şu an hepsine X diyelim. Şu 2 olmaz o zaman, değil mi? X ne olur o zaman? AB bölü A artı B eşittir X olur. Evet, birinci formülümüz bu. AB'yi çapa X dedik arkadaşlar. Yarı çapa 2 ile uğraşmayalım. Evet, ikinci formüle geçiyoruz. Aynı şekli alıp yapıştırıyorum oraya. Kopyala yapıştır yapıyorum arkadaşlar. Hazır var. Bu sefer şu Y1, Y2, şunu görmezden geleceğim. Şunun üzerine yoğunlaşacağım arkadaşlar. Burada ne yapmam gerekiyor? Şuradan arkadaşlar, şuradan şu değme noktası ya. Evet. Evet, şuradan şöyle şunu görmeyeceğim. Şöyle paralellikler çizeceğiz. Doğrusal doğrular çizeceğiz. Ne demiştik? Değme noktasından tabii şöyle çap, şöyle bir çapımızı çizelim. Buraya da Y diyelim arkadaşlar. Ne olduğunu bilmiyoruz. Çap olduğunu biliyoruz sadece. Şurası dik. Bir de şuradan tam böyle doğrusal olmadığı gibi şöyle yapalım. Hah, şimdi oldu. Evet, şunlar arkadaşlar. Evet, doğrusal demiştik. Birinci önermeden. Evet, burası doğrusal. Evet. Ne demiştik? Değme noktasından çapların uçlarına inen noktalar doğrusal demiş. Evet, birinciyi çizdik. İkinci, yine şu teğet olduğu için arkadaşlar, burası da şey olduğu için şu çaptır. Şu da bunun çapıdır, değil mi? O zaman bunun uçları, yani şurayla neresi? Şuraya inen. Şuraya Y3 demeyelim. Şöyle Y3 yapalım. Evet. Şimdi bu da tamam. Şimdi biz neyi bulacağız? Evet, bunun aynısını yapacağız. Evet. Şurası dik olduğunu biliyoruz. Evet, şöyle uzattığımızda arkadaşlar, evet, diğer tarafa tabii ki yapacağız. Diğer tarafta yapacağız. Evet, üçgenimiz burada oluşacak. Evet, şimdi oluştu. Şöyle uzattığımızda arkadaşlar, şöyle uzattığımızda
şöyle geliyor. Şurası da evet, şöyle doğrusal olacak. Evet, şimdi oluştu. Aynı üçgeni arkadaşlar alıp bu tarafa yapıştırıyoruz. Ne yaptık? İki tane şöyle doğru çizdik. Şu doğrunun için niye doğrusal olduğuna bakacağız. Şurası dik, değil mi? Burası dik. Şurası da dik. Şimdi burası dik, burası dikse şu indirdiğimde ne olmak zorunda? Dik olmak zorunda ve aynı zamanda ne olmak zorunda? Çaptan geçmek zorunda, değil mi? Çapı gören açı 90 derece olduğu için tam burada olmak zorunda bu diklikte. Ya çünkü başka yerde olduğunu farz edelim. Mesela şuraya dik. Bu noktadan geçiyor ama şuraya geliyor. Buraya dik gelmez, buraya gelmesi gerekiyor. Çapı görüyor çünkü, değil mi? O zaman bu dikme nereye zorunlu olarak nereye gidiyor? Şu noktaya gidiyor. Böyle ispatını da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yine aynı. Yükseklikler aynı noktada kesişir. Burada belirtelim hemen. Şöyle bir dikme indirdiğiniz zaman bir üçgende arkadaşlar. Bir üçgende bir de böyle dikme indirdiğiniz zaman. Üçüncü dikme muhakkak ama muhakkak buradan geçmek zorunda arkadaşlar. Kesinlikle oradan geçmek zorunda. Evet, o özelliği kullanıyoruz. O zaman şurası da nedir? Şurası da doğrusaldır. Şöyle geldi. Şuraya F noktası dedik, değil mi? F demeyelim. Başka bir şey. F diyelim. Fark etmiyor. Diğerle bağımsız olduğu için. Evet. Şuraya yine aynı nokta. Evet. Şuraya E noktası diyeceğiz yine arkadaşlar. Yine aynı şeyi çevireceğiz. Şurası A ise, şurası B ise yine aynı formasyonu uygulayacağız. Şimdi ben neyi biliyorum? BE bölü EF'yi bulabilir miyim? Evet. BE bölü EF şuradan paralel dikmeler olduğu için arkadaşlar. Şurası dik, şurası dik olduğu için. Burası buraya paralel. Bunu kullanıyorum. BD bölü DA. BD bölü DA eşittir. Neye? BE bölü EF'ye. BE bölü EF'ye. Evet. Buradan BD bölü DA, A bölü B, değil mi? Şey B bölü A. O zaman burası ne yapar? B bölü BE bölü EF, B bölü A. Evet. Yani demek ki burası B, burası AK iken EF, AK iken burası neymiş? BK'ymış, değil mi? Aynı benzerliği buraya uygulayalım. Çünkü şurası dik olduğu için, burası da dik olduğu için burası buraya paralel. Hemen bir benzerlik uygulayalım. FE bölü FB, yani AK bölü AK artı BK, AK artı BK eşittir. Şuraya ne demiştik? Çapına Y demiştik arkadaşlar. Y bölü tabanda ne var? B var. K'lar gider. Y ne yapar arkadaşlar? Çaptır tabii ki burada. AB bölü A artı B yapar A. Evet, bu kadar uğraştıktan sonra bir rahmet eşit çıksın, değil mi? İkisi de ne çıktı? AB bölü A artı B. Evet. İkisi de ne yaptık? İkisinin de eşit olduğunu gördük. Yani X eşittir Y, o da eşittir. AB bölü A artı B, o da eşittir. 1 bölü A artı, pardon şöyle yazabiliriz. AB'yi AB'nin altına yazarız. X 1 bölü X'de o tarafa yazarız. O zaman ne yapar? 1 bölü X eşittir. 1 bölü A artı 1 bölü B'ye dönüşür arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar bu iki çemberin gerçekten birbirine eşit olduğunu kanıtlamış olduk. Evet. Bu iki çember birbirine eşit arkadaşlar. Eş çemberler. İşin güzelliği nerede değişiyor arkadaşlar? Bu çemberlerin yarı çaplarından bağımsız olarak eşitler. Çok güzel bir sonuç yani. Yani siz bu yarım çemberi şurada da alabilirsiniz, şurada da alabilirsiniz. Hatta bu çemberi şöyle minnacık bir şey alırsınız arkadaşlar. Şunu koskocaman bir şey alırsınız. Şöyle çizdiğinizde arkadaşlar, şöyle bir direk çizdiğinizde şuradaki ile, şuradaki çemberle, şuradaki çember ne yaparsanız yapın hep aynı çıkıyor. Çok tuhaf bir durum. Yani nasıl çizerseniz, şu yarım çemberleri nasıl alırsanız alın. Bu çemberler ne oluyor? Yarıçapları bakın. AB bölü A artı B, AB bölü A artı B. İkisi aynı çıkıyor. Siz A ile B'yi hangi hangi uzunlukta alırsanız alın. Tabii ki AB çapı içinde. Ve içe doğru olacak. Evet. Çok güzel bir özellik arkadaşlar. En beğendiğim bir önermelerinden biridir. Arşimed'in. Evet.
Beşinci önermesi de böyle arkadaşlar. Şimdi altıncı önermeye bakalım. Altıncı önerme de biraz karışık arkadaşlar. Çünkü evet, altıncı önerme altıncı önermenin evet uzunsa diğer videoya bırakalım. Evet çok uzun bir önerme arkadaşlar. En iyisi zaten 5 ve 6 demiştik. Bunu da diğer videoda çekelim. Çünkü çok şekil çizmek gerekiyor arkadaşlar. O da bizi çok vaktimizi alıyor. Evet. Beşinci önerme böyle arkadaşlar. Biraz uzun oldu ama çok güzel bir önerme. Ya bu 15 önerme içerisinde en güzeli. Evet, gelecek videoda ve 6. önermede görüşmek üzere arkadaşlar. Esen kalın.